İsmail, etti kuantını ver bakalım oradan. Al usta. Tamam, bir de tornayı da ver bakalım. Hayır ola, kime bu afran tafran? Sürekli agresyon yapıyorsun ama hiç sormuyorsun bu çırağım ne yer, ne içer, nasıl geçinir diye bari. Ayda bir haftalık ver, ne olur ya. Senin virtüs be ya. Aa, herkes para 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 para. Oğlum hava bedava, su bedava. Öyle takılacaksın ya. Ya tamam, geçtim haftalık falan. En azından bir yemek parası ver. Kurudum gittim vallahi zayıflıktan vereceğim bir deri bir yemek kaldı mı? Çırağın zayıfı makbuldür be ya. Küvetin altına böyle yılan gibi girersin. Kıymetini bil be oğlum. Aa. Vermeyeceksin yani. İsmail, param olsa dükkan senin be. Vallahi hiç param yok, yemin ederim. Gelecek bir paramız da yok. Dükkanlı işler de zaten malum. Yemin ederim bu öğlen ne yiyeceğiz onu bile bilmiyorum ben be. Bu öğleni geçtim ben bir haftadır bu korsandan benim yemek geçmiyor. Kimselere de söylemiyorum ben açım falan diye yemin ederim. Caminin ben böyle hayratından gidiyorum, su dolduruyorum, içiyorum litrelik lok 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 diye. Vallahi hep gazım vardı zaten su yüzünde. Olsa para ben sana vermezsin sen. Yemiyorsun beni abi ya. Usta ağlama, ağlama usta. Ben sana kıyamam ya. Ya bu benim böyle ortalık yerde de beni görüyor. Bu duruma düşünüyorsun sen ama ne? Tamam tamam, sakin ol ya. Ben bilmiyordum ki senin bu kadar müşkül durumda olduğunu. Dur, dur. Durum yani mahallenin ortasında beni bu duruma sen niye düşünüyorsun ama yani. Usta benim şurada bir kefen param var. Ben sana onu vereyim de bir aç karnını doyur, he? Ay, çok teşekkür ederim İsmail. Sen niye böyle yaptın? Kaç lira var bakalım burada? 12 lira. Oldu be. Et dürüm bir de hayran yerim artık. Ben teşekkür ederim. Yanımda yersen bir ıstırık da ben alırım. Tabii tabii, ne demek? Kurar veririm sana be. Ay, yorulacağım. Sen bir tanesin valla İsmail. Sen öylesin, estağfurullah. Tornavi de ver bakalım sen bana oradan. Hah. İnce uçlu dedim be ya, bu ne böyle? Anasının bezi. Evet. Oh. Ah. Çağır ver bakalım onu sen. Ha, sen de parasını attır be ya. Aman be. Esnafız şurada, dükkanımız var, kaçacak değiliz herhalde. Tabii tabii, o senin Onur Beşli'ye inandı sana. Neyse ne be ya, çekiliş başlayacak. Açsana şunun sesine bakalım, tıs pıs oturuyoruz burada. Bu hafta çekilen şans oyununun kazanan numaralarını veriyoruz. Ver bakalım. 8. Güce. 12. 12. 25. Evet. 38. Harika. 33. Hı hı. Ve 2. Sayın seyirciler, şimdi kazanan numaraları tekrarlıyorum. Sen hayırdır Cuma Usta ya? Zengin kalkışı yaptın. 25. Bu büyük ikramiye sana mı çıktı yoksa? Yok be ya, ne zengin kalkışı yapacağım ama ben niye... Öyle ben refleks olarak heyecan mı yaptım acaba ben? Yok öyle bir şey. Vallahi Cuma Usta, sende bir yerler var. Bu kalkış normal bir kalkış değil ha. Abi senin büyük ikramiye sana mı çıktı? Çıktıysa söyle. Yok be ya, bana çıksa burada durur muyum? Çoktan toz olurdum, kalkar giderdim. Zaten kalktın oğlum ya. Zengin kalkışı yaptın. Yani hiç hali alamet değil yani bu. Zengin kalkışı ne be? Zengin kalkışın ne olduğunu bir nereden biliyorsunuz siz acaba ha? Cevdet Bey'i acaba hiç kontrol ettiniz mi? Nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor diye. Arkadaşım zengin insan parasını saklayan insandır. Hiç böyle çaktırmaz kimseye, tamam mı? Pılısı pırtısı böyle hep dökük olur. Kimse ondan para istemesin diye kimse... Hep gizli olur, hep işsiz. Nereden bileceksin sana bunları? Bak şimdi de zenginler gibi konuşmaya başladı. Bak anında değişti. Anında değiştireceğim, senin haberin yok cilalı. Ne anlatıyorsun sen be ya? Aa, ben zengin olsam burada sizinle lak lak mı yapacağım acaba? Giderim evimde paraları böyle şak 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 diye sayı olurdum. Sübhanallah be ya. O zaman görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, iyi günler. Aferin bakalım cilalı, parlat green box'ımızı. Gel bakalım. İsmail, gel gel, sana bir sır vereceğim. İsmail, sana bir sır vereceğim ama kimseye söylemeyeceğim, tamam mı? Yemin billahi et bakalım. Şerefim, namusum üstüne yemin ederim. Doğru yemin et, lan. Kara sevdam üstüne yemin ederim. Aşırım oğlum. İsmail, oğlum bedava yaşamanın sırrını çözdüm. Artık hiç paraya ihtiyacım yok. Parayı hayatımdan çıkartıyorum, benden uzak olsun ya. Ne yiyip ne içeceksin? Millet ısmarlayacak bana be. Rüya mı görüyorsun usta? Kim sana niye bir şey ısmarlasın ya? Ah bu oğlum be ya. Sen bunları tanımıyorsun. Bunlar gaz gelecek yerden doğu esirgemezler be oğlum. Senin gazın yok ki. Bu mahallede bir tek Şevkat'ın davukları var. Öyle ama bunlar beni ya kazın var zannediyorsa, ha? Kazın ayağı berdeli.
Nasıl olacak o iş? Şöyle olacak. Bana para çıkmış sanırlarsa, acaba öyle bilirlerse. Yalan mı söyledin insanlara? Tövbe estağfurullah. Olur mu öyle bir şey be? Ben yalan söyler miyim hiç? Hiç yani yalandan kim olmuş? Olur mu? Hayatta öyle bir yalan yok. Öyle varsayarlarsa artık yani o... Ben hallettim o işi veya sen tak bakalım. Hadi işine bak bakalım sen. Hadi işine bak bakalım. Aa! Hadi! Biraz da suyla temizle, biraz da suyla temizle. Hep kuru temizlik, hep kuru. Ne yapıyorsunuz lan? Aşna fişne durumları mı? Bak babana söyleyeyim, çok kaybol, ayağını kırarım yemin ederim. Şişt, ne yapıyorsunuz be? Şeyin ilaçsını... Siz ne haram yiyeceksiniz acaba? Ne diyorsun lan? Rahatsız. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım ya? İstaflar. Aleyküm selam. Ya ağalar, bir şey soracağım be ya. Bu idaresinin şubesi var mı bizim buralarda? Adresi falan hatırlayan var mı bakalım? Lan vallahi ben diyeyim bak, buna çıktı ha. Dün öyle kaçışından da belliydi zaten. Ha, ne alakası var? Bana para falan çıkmadı be ya. Vanalarda, musluklarda bir arıza varmış. Onu tamire gidecektiydim de ben adresini yazdıydımda da... kaybettiydimdi de o yüzden size soraydım da. Lan Cuma Usta, o kadar parayı tek başına mı yiyeceksin be? Vay arkadaşım ya, siz niye anlamıyorsunuz? Kaç kere söyleyeceğim ben size? Bana para falan çıkmadı be arkadaş. Şu kalın kafanıza ne olur sokun bunu. Vallahi bak silim ya, yok param. Neyse ben internetten bakarım, adresine giderim. Ay ağızlar be, para da para, para da para. Abiler, harbiden buna çıkmış olmasın ya? Ha? Acayip acayip hareketler edir. Vallahi ben de öyle düşünüyorum ama... gerçekten para çıkmış olsa çay borçlarını da kapatırdı. Olur mu lan? Birden çay paralarını ödese ne olur? Durumu çakozlanır. Olsen, sen daha Cuma Usta'yı tanımıyorsun Olsen. Tanımıyorsun Olsen. Cilalı doğru söylüyor. Tanımıyorsun Olsen. Müthiş bir lokasyona sahip, içinde 8 odası bulunan bina. Binanın 8 katı. Aa, 4 adet villa varmış. Bununla ilgili o hayret bir şey be. Hayırdır lan? Ne iş? İş. Hayırdır abisinin ya? Para çıktı, villalara mı bakıyorsun? Ne alakası var oğlum ya? İşimle ilgili şeyler bunlar işte. Villa milla onlara bakıyorum yani, inşaat işleri. Avuz işine gireceğim de İsmail'e güvenmiyorum. Avuz'un ilaçlarını içer diye düşünüyorum. Abisinin niye yalan söylüyorsun ya? Para çıkmasa sen bu evlere nasıl bakacaksın? Ne alakası var agacığım ya? Vallahi param falan yok. Yemin billah ediyorum size. Niye inanmıyorsunuz bakalım ya? Bana bak. Para isteyeceğiz diye tırsıyorsun değil mi lan? Ha, at ağzını, hadi itiraf et lan, hadi. Ya yapmadım. Ne alakası var arkadaşlar? Param yok diyorum. Kaç kere söyleyeceğim oğlum size? Aa, vallahi zibilim be ya. Siz artık o küçük dünyanızda ne yaşıyorsanız, ne kurguluyorsanız... Allah zihin açıklığı versin size. Vallahi ben hiç karışamayacağım artık. Sizle mi uğraşacağım ben be ya? Aa, dar kafalılar. Vallahi hiç affetmem. Yediniz sokayı yavrum. Ya, adam nasıl değişti? Cilal, kolay gelsin makam. Muzaffer abicim, sevgiler, hürmetler. Cumacığım, hayırdır selamsız sabahsız geçiyorsun? İşlerim güçlerim var Üzeyir Bey. Vallahi çok çalışıyorum. Tutma beni bakalım. Aşk olsun. İkinci şans bana bundan alışveriş yapmadan mı gidiyorsun? Üzeyir, yemin ediyorum hiç param yok. Yoksa alışveriş yapardım ustacığım ben be. Aa, hiç paranın lafı olur mu aramızda ya? Biz seninle şu muz ve kabuğu gibiyiz. Yani ayrılmaz bir bütünüz. Her şeyimizi paylaşırız, her şeyimizi kırışırız. Tamam. Hem bugün ben sana... yarın sen bana. Öyle değil mi ya? Öyle değil Üzeyir. Ama yani sen anlamıyorsun galiba. Nato, kafa nato vermez. Oğlum bende hiç para yok diyorum ya. Bak ısırıyorum ha. Para yazma sonra bana. Aşk olsun ya. Yoktur tabii ki. Eminim ben seni sevdiğimden söylüyorum ya. Aldın mı parayı? Aa, lütfen sus konuşma. Bir dakika. Sevdiğinden söylüyormuş. Şu muzu vereyim ben sana. Sen evde güzelce afiyetle ye bunu. Oldu mu? Birinci kalite, birinci sınıf bir muzdur yani. Çok akıllı bir adamsın. Bu mahalleden ben de hiç haz etmiyorum. Bunların hepsi riyakâr. Bunların hepsi nankör. Bunlar köpek balığı gibidir. Böyle paranın kokusunu aldı mı döner 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 dururlar. Yerle birler, yerler adamı ya. Sen bu kardeşine güven kardeşim. Tamam mı? Üzeyir, dediğin doğru da ağacığım. Vallahi bende hiç para yok yani. Sen de anlamıyorsun da kafan atom ermer yani. Yoktur, yoktur. Eminim yoktur. Afiyet olsun. Sağ ol. Vallahi sağ ol. Kesine bereket. Sağ ol.
Yurtsuz o kayı valla. Maymun buzum olduğunca... Alişle Rıfkı abi kolay gelsin. Ne yaptınız be ya? Merhabayım. Oo Cuma ustacığım. Uğramıyorsun hiç. Gel bir çayımızı iç. Geleyim oturayım ol. Sen kardeşle çay içemem be. Vallahi hiç param yok, durumum ortada biliyor musun yani? Ya senden para isteyen mi var? Al bak hiç daha içmedim. Devam et. Yok vallahi hiç param yok. Ah içemem. Sana bir karışık tost söyleyeyim. Yok be ya. Senin tostlar benim mideme işkitiyor. Başka bir şey söyleyeyim. Ne gibi şeyler mesela? Zaman olur mu olur be ya. Ben 1,5 köfte alayım, birazcık pilav, ayran. Bir de tatlıcık olursa karnım doyar be ya. Kısa günüm kârı. İhsan, duydun Cuma ustanı? Hadi bakalım İhsan, koştur ver. Afiyet olsun Cuma usta, löp löp et olsun. Buyurun, beraber olsun be ya. Yok, sağ olasın, teşekkürler. Cuma usta, para konusunda sana fikir vermek bizim haddimize değil tabii ama bilirsin ki para dediğin şey su gibidir. Avucunu açarsın dolar ama içmek için ağzına götürdüğünde bir de bakmışsın parmaklarının arasından kaymış gitmiş. Parayı dikkatli kullanmak lazım değil mi? Har vurup harman savurmamak lazım. Bence arsaya yatırım yapmalısın sen, toprak kazandırır. İyi diyorsun, hoş diyorsun da parası olan düşünsün be ağacığım. Bende hiç para yok ki be. Gelecek olan parayı diyorum Cuma usta. Arkadaş siz niye anlamıyorsunuz be ya? 5 kuruş param yok diyorum, bana hiç para çıkmadı diyorum ya. Yok böyle bir şey diyorum. Hiç NATO kafa NATO var valla. Kamuoyuna duyurulur. Duyduk duymadık demeyin ahali. Bana para falan çıkmadı, haberiniz olsun. Bak hiç param yok yani, ona göre ya. Yemek için teşekkür ederim olsan kardeş. Hayırlı işler, kolay gelsin bakalım. Afiyet olsun, afiyet olsun Cuma usta. Kurnaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.